Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Bakış Açısı'nda bugün yine canlı yayında Skype bağlantısıyla teknolojiyi kullanarak karşınızdayız. Çünkü Covid pandemisi devam ediyor ve hatta ne kadar süreceğine ilişkinde henüz galiba bir kestirim yok ki az sonra konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Göksel Altınışık Ergur. Sayın Ergur hem işin tıbbi boyutuyla ilgileniyor hem de Covid-19 pandemisinin sosyolojik etkileriyle ilgileniyor. Ki bildiğiniz gibi tüm dünya Aralık 2019 yılından bu yana, gününden bu yana Covid-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Ve bu pandemi aslında yakın tarihte dünyada görülmüş pandemilerden farklı, en azından yakın tarihte yok böyle bir şey. İşte dolayısıyla hepimizi çok yakından etkiledi, yaşamlarımızı etkiledi. Bu etkileme süreci ne kadar devam edecek? Sürekli yeni dalgalardan, mutasyonlardan bahsediliyor. Bu mutasyonlar ne kadar devam edecek? Dolayısıyla az sonra Covid-19 pandemisini ve özellikle bu pandeminin sosyolojik etkilerini Sayın Ergur'la konuşacağız. Sayın Ergur hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii konu çok yönlü, etkileri olan bir pandemi. Ama ben hemen Harun'un sorusuyla başlayayım. Bizim Ege TV Reji'de direkt ilk sorusu bu ne zaman bitecek oldu. Direkt oradan başlayalım. Sonra bu süreci 2019 yılından beri dünya neler yaşıyor, bizler neler yaşıyoruz, nasıl etkileniyoruz? Ve gerçekten bu pandeminin geleceğine ilişkin beklentiler ve öngörüler ne? Bunları kapsamlı olarak konuşacağız. Evet, gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Her kuşağa herhalde böyle bir tarihi an denk geldi. Bizim şu dönem dünyada yaşayan insanların da hakkında bu varmış gibi görünüyor. Aralık 2019, Covid-19 adı da oradan geliyor. İlk Wuhan'da çıktı. Halen tartışılıyor. Daha öncesi vardı diye. Avrupa'da da vardı diye. Hatta Türkiye'de bile benzer hastalar görüyorduk. Daha hafif ya da yoğun bakıma giden ve benzer radyolojileri olan hastalar vardı diye. Bunlar hep spekülasyon halinde kalmak durumunda. Çünkü o dönem test yoktu. Hastalık bilinmiyordu ve gerçekten tanı almış hasta yoktu. 11 Mart'ta Türkiye'deki ilk hasta tariflendi, tanısı konduğu açıklandı Sağlık Bakanı tarafından ve aynı gün dünyada da artık küresel salgın diye söylediğimiz, bütün dünyayı etkileyen bir salgın olduğunu ortaya koyacak şekilde adı pandemi oldu. O döneme kadar Çin'de özellikle Uzak Doğu'da belirgin bir bilgi birikimi oluşmaya başlamıştı. Aslında çok ilginç, biriken bilgi düzeninin bir sonucu bu. Daha önce SARS, MERS gibi bir takım salgınlar vardı ve biliyorsunuz benzer bir hastalık ve aynı virüsün farklı bir formu. İlk defa bu hastalık için mutasyon geçirmiş bir virüs yarasalardan, yırtıcı hayvanlardan insana ulaşabilir özellik kazandı o mutasyonla. Mutasyon sözcüğü bizim tıpta da böyle hani üzerinde çok durulan, sürekli konuşulan bir konudur. Artık toplum içinde çok yaygın konuşuluyor. Herkes bir parça öğrendi ama eksik bilginin yarattığı sıkıntılar var. Onu belki burada netleştirme fırsatı buluruz. Bu bir virüs. İnsan ya da bir başka canlı vücuduna girmedikçe yaşamda kalamayan bir organizma. Yani bizim hücremize girdiğinde hücremizin içindeki besinleri ve o mRNA diye hani Alman aşısının kaynağı olduğunu bildiğimiz bir genetik dizisi var. Onu çoğaltmak için canlı hücresini kullanıyor ve çoğaltınca da kendisini çoğaltmış oluyor ve içine girdiği organizmaya bu durumda insan oluyor. Zarar veriyor maalesef. Her çoğalması bir mutasyon olasılığıdır. Bütün mikroorganizmalarda ve bütün canlılarda vardı. İnsanlarda mutasyon geçirebiliyorlar. Hani radyasyona yoğun maruziyetten sonra mutasyonlar olur ve gelecek nesiller için ya da o bireyin kansere yatkınlığı için bir takım değişiklikler olur genetik şifresinde deriz. Ne kadar çok çoğalırsa o kadar çok mutasyon olasılığı taşıyan bu virüs maalesef farklı varyantlar şeklinde anılacak şekilde kendisini
bizim hazırladığımızı artık kontrol altına aldığımızı düşündüğümüz dönemlerde bir başka etkenmiş gibi sorunu yeniden sanki başlıyor. Peki, şimdi Sayın Ergur, aslında şöyle karşılaştırmalı bir soru soracak olursak. Evet. Şimdi normalde hani bütün virüsler evet mutasyon geçiriyor, her bulaşım bir mutasyon ihtimali taşıyor ama genel olarak şöyle bir yargıya varmamız doğru mu? Yani şimdi hep Delta deniyor, işte Delta Plus deniyor, Mu deniyor ve sanki kamuya yansıyan bilgilendirmede her seferinde daha da mı bir ağırlaşıyor? Yani hani böyle bir yargıya varabilir miyiz? Eğer böyleyse bu daha önceki virüslerle kıyasladığımızda neler söyleriz bu mutasyonlarla ilgili? Evet, daha ağırlaştığına dair görüşler oluyor. Şimdi bu mutasyonu içinde daha ağır oldu. Delta'nın daha hızlı bulaştığı gibi. Bunlar o mutasyonun genetik dizginin neresini değiştirdiğiyle ilgili. Aslında bundan çok daha fazla binlerce mutasyon gelişiyor ama bazıları nonsense diye de geçen anlamsız mutasyonlar. Yani o genetik dizideki bir nokta diğerine dönüşüyor diyelim. Ve o zaman anlamsız bir sonuç oluyor. Ne bulaşıcılığı artıyor ne daha fazla hastalık oluşturuyor oluyor. Ama bir kısmı da maalesef daha çok bulaştığı ve daha ağır hastalık yaptığı için bizim dikkatimizi çekiyor ve saptadığımızda üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Aslına bakarsanız daha önceki o SARS salgınında virüsün tekrar bir mutasyon geçirip insana bulaşma özelliğini kaybetmesiyle bitti o salgın. Belki salgını bitirecek şey de mutasyon ama burada şöyle bir sorun var. O daha küçük bir alandaydı. Daha az insanı etkiliyordu. Şimdi küresel dünyada hem ulaşım çok fazla, insanlar kalabalık ortamlarda yaşıyorlar ve artık dünya etkileniyor. Böyle olunca da hani aşılanmayalım diye bir yaklaşım var. Aşı bizi hastalıktan koruyor ve biz virüsün sürekli birilerine geçerken mutasyon olasılığı yaşamasından korkuyoruz. Çünkü tekrar bir mutasyon olup da bizden çıkması artık çok zor çünkü bir sürü varyant var. Bizim bu pandemiyi bitirmek için nasıl tek bir hastadan başladı ve yayıldı bu hastalık? O son hastayı da tedavi etmek, yeni virüsüne bulaşmadan konuyu kapatabilmek şansımız varsa ki çok net değerlendirilebilir, bu çok zor. O yüzden bizim kendimizi koruma ve hastalığın da tedavisi konusunda adımlar atmamız gerek. O başta söylediğim bilimin biriken özelliği daha önceki salgınlarda o koronavirüslere etkisi olmuş ilaçları hemen kullanıma başladık. Hatırlarsınız bir böyle hidroksiklorokin sıtma ilacı lafı vardı. O artık hiç anılmıyor çünkü etkili olmadığı gösterildi. Ondan sonra şimdi foripravir, onun etkisi konusunda bir takım tartışmalar var. Etkili bir tedavi henüz bulunmadı. Evet. Ağır hastalarda kortizonla güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bir takım başka tedavilerin çok sınırlı hastada faydası olabiliyor ama hiç faydamız dokunmadan oksijene bağımlı eve göndermek zorunda kaldığımız küçük bir grup var. Korunulabilir bir hastalıktan ölümler çok sayıda oldu. Hala her gün 200'ün üzerinde sayı var. Yani korunulabilir bir hastalıktan her gün 200 kişiyi kaybettiğinizi düşünün ve bunun birilerinin sevdiği, değer verdiği ve yanında kalmasını istediği bir insan olduğunu düşünün. O yüzden bizim korunmak için aşıya, ki aşıdan önce hatırlarsanız her gün birkaç sağlık çalışanı ölüyordu. Daha riskli bir ortamda olmaları nedeniyle ölümler sağlık çalışanları arasında daha göze görünürdü. Ama aşılama ilk sağlık çalışanlarından başladı ve bıçakla kesilmiş gibi neredeyse. Peki sizce bu aşı karşıtlığının temelinde ne var? Yani hani son yine Türkiye gündemindeydi ve öyle görünüyor ki gerçekten aşı karşıtı da ciddi bir toplumda kesim var. Aşı karşıtlığı neden oluştu? Ya da bunun temelinde toplumsal olarak nasıl bir algı var? Öyle sorayım size. Aşı karşıtlığı bugüne ait değil biliyorsunuz. Daha önce çocuklarını aşı yaptırmayan ebeveynler daha küçük bir gruptu. Gerçekten biz çiçek hastalığını,
polioyu, çocuk felcini aşılama sayesinde ortadan kaldırdık. Tüberkülozun ciddi bir sorun olmasını, tüberküloz ölümlerinin bu kadar azalmasını yine verem aşısına borçluyuz. Bunlar görüldüğü için daha küçük bir gruptu. Şimdi burada bir takım argümanlar kullanıyorlar. İşte bu kadar kısa sürede bir aşı üretildi. Bunun koruyucu olması mümkün değil diyorlar. Ben de diyorum ki bilimin o biriken niteliği sayesinde zaten bu teknoloji vardı. Daha önce virüs aşısı, işte influenza aşısı, grip aşısı birçok kişi oluyordu. Onun teknolojisini kullanan aşılar var. Zatürre aşısını kullanan, teknolojisini kullananlar var. O birikim sayesinde bu kadar kısa sürede bulundu. Bu kadar kısa sürede bulunmasaydı bu pandeminin biyolojik etkileri, sosyal etkileri, çarpan etkisiyle çok fazla olurdu. Aşılama başladı ki bu düzeyde, şunu da söylemek lazım, sadece kendi aşılanmamızdan da ileri giderek sosyoekonomik düzey düşük ülkelerin aşılanmasında, Dünya Sağlık Örgütü bunun sürekli duyurusunu yapıyor. Her yerde aşılama belli oranın üzerine çıkmadıkça bu iş bitmeyecek. Biraz sonra sosyal etkilerini konuşacağız. Evet. Kayıplar çok acı ama onun ötesinde sosyal etkilenme, eminim bizi izleyen kişiler arasında çok sayıda işini kaybetmiş ya da geliri düşmüş, bir yakınını kaybetmiş, bu nedenle aile düzeni bozulmuş, işte damgalanmış, dışlanmış ya da o kapatılarak tedavi edilmenin etkisinden hala kurtulamamış kişiler mutlaka vardır. Çünkü çok yaygın bu hastalık. Aşı karşıtlığının sadece cehaletle ilgili olmadığını düşünüyorum. Çünkü hekimler arasında da var ve bu beni gerçekten çok fazla üzüyor. Ama şöyle düşünüyorum, sonuçta insanın olduğu yerde her meslekte birbirinden farklı düşünce yapıları olacak. Bu düşünce yapısını görmek gerek. Günümüzün bir sorunu diye görüyorum ben. Net sorun diyebilirim. Çünkü sonuçta benim durduğum yerde belli. Ben aşı taraftarıyım, bilimden yanayım. Hani durduğum yerde bu gerçekten benim için maalesef duygusunu yaratıyor. Bir sorun olarak görüyorum. Gerçeklik ötesi bir çağda yaşıyoruz. Yani dünyanın hala düz olduğunu düşünen insanların olduğu, işte şu an için hani uçuk kaçık diyeceğiniz şeylere inanan, bunun derneğini kuran insanlar var. Ama ben aşı karşıtlarının sandığınız kadar çok da olmayabileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz çok da karşı çıktık, bir miting yaptılar. Yani toplu halde gitmeleri, bir mitingde buluşmaları hastalığı tekrar çoğaltabilecek bir risk yaratıyordu. Onlar hastalığa inanmayabilirler ama ben inandığım için. Çünkü bir sürü hasta görüyorum. İçlerinde hastalık yok derdim, bana bir şey olmaz gencim derdim, 35 gün yoğun bakımda yatınca anladım ve inanın hastalar böyle günlerini şaşırmadan aşılarını oluyorlar. Hastalanıp hani bir parça korunmuş olma ihtimalleri olduğu halde hiçbir aşılarını kaçırmıyorlar. O kadar hani hastalığın olduğuna inanmak için hekimden sorma, çekenden sor diye bir atasözümüz var biliyorsunuz. Yaşamak mı gerekli diyorum ve bu mitingde de yani öyle çok büyük kalabalıklar yoktu. Kalabalıktılar ve bir risk oluşturuyorlardı. Ama söylemlerinin dayanağı yok. Sahte bilim dediğimiz şeyi kullanıyorlar. İçinde böyle bilime ait bazı sözcükleri kullanıyorlar ve komplo teorilerini kullanıyorlar. Komplo teorisi de sadece aşıya özel değil. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Sosyolog olduğunuzu biliyorum sizin de. Her şeyin komplo teorisini üretebilirsiniz. Bu insanlara belirsizlik içinde bir açıklama sunuyor. Belirsizliğin duygusundansa o açıklamanın rahatlığını seçiyorlar ve evet, dış güçler. Onlar işte bu aşıyı bize satmak için, para kazanmak için, böyle bir dünyayı düşünebilmek, inanabilmek benim düşünce sınırlarımın çok dışında. O yüzden gerçeklik ötesi bir çağda maalesef belli odaklar halinde bu anlamsızlıkların çoğaltıldığını görüyoruz. Ama gördüğüm o ki aşı sıraları doluyor ve biz bu sayede kontrolü biraz daha elimize aldık. Aşılandıktan sonra da korunmayı bırakmamak lazım. Çünkü kesinlikle aşı ağır hastalık ve ölümden koruyor.
yoğun bakım oranlarını paylaştılar biliyorsunuz. Yatan hastaların %50'si aşısız, %41'i eksik aşılı. Yani %92'si aşılanmamış yoğun bakımda yatanlar. Aşılıların yoğun bakıma düşme oranı çok çok düşük. Ama hastalık yine de görülebiliyor. O yüzden korunmaya devam etmek gerek. Yan etkiler üzerine çok konuşuyorlar. Yan etkisi var diye. Olan yan etkiler çok geçici. Ve normal popülasyondan, normal toplumdan daha fazla değil. Yani aşılanmanın önünde hiçbir engel yok. Lütfen kendiniz için, sevdikleriniz için ve bu pandeminin sonlanması için aşılanın diyorum ben. Böyle bir ekran fırsatı. O zaman ilk başta sorduğumuz soruya yeniden dönecek olursak, bu pandemi ne zaman bitecek? Aşılanma oranında istenilen düzeye ulaşıldığı zaman. Ve belki de grip aşısı gibi sürekli aşısını olarak devam ettiğimiz bir şekilde kalacak ve biz kendi yaşamlarımızı pandeminin getirdiği bir takım değişikliklerle dönüştürmüş olarak eskisiyle yeniyi bir arada sürdüreceğiz gibi duruyor. Şimdi bir de tabii COVID-19 pandemisi, evet, tıbbi olarak özellikle hani sizin alanınız, ama diğer taraftan bu pandemi döneminin bir de sosyolojik etkileri var. Ekonomik olarak, psikolojik olarak, toplum yaşamı olarak, iletişim olarak, yani her alanda aslında etkisini görmek mümkün. Şimdi elimde cam duvar ardındaki COVID hastaları. Yeni yayınlandı bu kitabınız. Öncelikle ellerinize, emeğinize sağlık. Hemen izleyicilerimize aktarayım, bilgi vereyim. Tabii kitap aslında İstanbul Üniversitesi'nde sosyolojiyle ilgili yapılan bir yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış hali. Tabii hem işin, ilk önce şunu sorayım. Yani işin tıbbi boyutunu da biliyor olmak sosyolojik yaklaşıma ne gibi katkı sağlıyor? Ya da işte sosyoloji ve tıp aslında farklı disiplinler. Ama ikisi birleşince size göre yaklaşımları nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor? Çok çok fark ediyor kesinlikle. Ben hani biyopsikososyal bir varlık deriz insan için. Yani sadece biyolojik değil, aynı zamanda onun bir sosyali ve bir psikolojisi var. Bunları bir bütün halinde iyileştirmekle yükümlü bir hekim deriz. Ama işin sosyal kısmı sadece hekimin sorumluluğunda değil, farkında olmakla yükümlü. Bu konuda bir takım yetkilileri uyarmakla yükümlü, ama tek başına verebileceği bir karar değil. Bu yine bir televizyon programında biraz daha fark ettim ben bunu. Daha öncesinde sosyoloji lisans eğitimini açık öğretimde yaptım. Daha öncesinde çok hani kendimi ilgilenir diye düşünürdüm, ama aslında işin sosyolojik boyutunun ne kadar bir bilime sığacak kadar büyük olduğunu gördüm. O programda hava kirliliği konuşuluyordu. Ben göğüs hastalıkları uzmanıyım diye işte hava kirliliğiyle bağlantılı hastalıkları konuşmak için çağrılmıştım. Yıllardır hep işte hava kirliliğinde astımlı hastalar daha sıkışırlar, acil başvuruları artar, hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde solunum sistemi enfeksiyonları ve diğer hastalıkları fazladır diye anlatırken, sosyolojiyle temasım arttıkça şunu söylemeye başladım. Peki bu insanlar neden hava kirliliği içinde yaşıyorlar? Neden sosyoekonomik düzey düşük yerlerde hava kirliliği var? Niçin daha düşük kalitede yakıt kullanmak zorunda kalıyorlar ve bunu devlet nasıl önleyebilir? O refah düzeyini arttırmak ya da kullanacakları yakıta bir destek vermek ve hekim olmanın aynı zamanda o konuştuğumuz konuların sosyolojik kısmını da bilmek. Az önce söylediğiniz aşı karşıtlığı ve konuştuğumuz nedenler sosyolojik deyip cahil bu insanlar, okumamışlar, çocuklarını aşılatmıyorlar deyip geçemezsiniz. Onun arkasındaki, hele de aşı karşıtlığı bir düşünce sistemi ise, aşı tereddütü yaşayanlara bir takım veriler sunarak onları karşıtlığa gitmeden çevirebilirsiniz. Bu yüzden çok önemliydi. Daha da önemlisi bu pandemi döneminde oldu. Pandeminin başında ilk 3 ayda her şey çok değişmişken, bütün meslek pratiğimiz değişip COVID kliniklerinde çalışır hale gelmişken, biz bir sosyoloji grubu halinde Ali Ergur Hoca'nın önderliğinde bir araştırma yaptık. O da bir kitap
olarak yayınlandı. Ateş ve İhanet. Ateş ve İhanet, evet. Evet. Ilk 3 ayda hekimler, sağlık çalışanları neler yaşadılar? İçinde aynı zamanda istifa edenlerin çok artması üzerine bir istifa emeklilik salgını olarak değerlendirdiğimiz, o durumda sosyal nedenlerini araştırdığımız bir araştırma var. İkisi yayınlanmıştı ve o dönemde ben İstanbul Üniversitesi'nde sizin de söylediğiniz gibi yüksek lisansımı yapıyordum. Dersler bitmiş, bir tez bulmam gerekiyordu. Dedim ki ilk 3 ayda ben o odalara, işte diğer bütün meslektaşlarım gibi tulum, 3 maske, siperlik, eldivenler, o şekilde gittim. O endişeyi yaşadım. O hastalarla görüştüm. Kısa sürelerde işte fayda gösterip çıkmaya çalıştık ama daha öncesinden alışkanlık, arada böyle daha sohbete varan bir şeyler konuşma kısmı başlayınca orada fark ettim. Yani bizim aslında görmediğimiz, o duvarın arkasında kalan, kapatılmanın yarattığı, onun evde yarattığı, ekonomide yarattığı, ilişkilerde yarattığı çok fazla etki var gibiydi. Bu ipuçları sadece benim için küçük nüanslar gibiydi, küçük anekdotlar gibiydi. Ve bunun üstüne dedim ki tezim bence bu olmalı. COVID hastalarına ulaşıp Türkiye çapında neler yaşadıklarını, sosyal yönden neler yaşadıklarını öğrenmeliyim dedim ve etik kurul onayı alındı. Bütün ve 51 hastayla görüştünüz, evet. Aslında. Şimdi genel ilk olarak tabii hepsini başlık başlık haline konuşabiliriz. Hepsi çok ciddi, geniş başlıklara ve saatlere sığabilecek etkiler oluşturduğu kesin. Ama genel olarak bakarsak, sosyolojik açıdan COVID-19 pandemisinin hem hastalar üzerinde hem toplum üzerinde nasıl bir etki bıraktığını düşünüyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, özellikle o dönem her hasta o dönemde yatırılarak tek başına karantina gibi yalıtılarak yatırılıyordu. Bu bir yerde bizim belirsizliklerle dolu bir hastalığı öğrenmek ve çok bulaşıcı olduğunu bilince hem toplumu hem kendimizi o hastalığın bulaşmasından korumak için bulduğumuz bir yöntemdi. Sadece yani bizim kendi kendimize bulduğumuz değil, diğer salgınlardan gelen önerilerle bu böyle yapıldı. Orada görülenin çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi en temel birkaç bir şeye vurgu yapmak istiyorum, hazır buradan bir fırsat bulmuşken. Zaten cam duvar olmasının nedeni adının. Bir, o duvarların arkasında neler yaşadıklarını anlatırken dört duvarın arasında hapis gibiydim. Oraya kapatılmıştım, çıkamıyordum. Dışarı çıkmak için izin almam gerekiyordu. Telefon ediyordum ama izini vermiyorlardı gibi. Duvarın o kapatıcılığı diyelim, sınırlayıcılığı. Bir de pencerenin kıyısında olmanın da, pencere kıyısından hiç olmazsa dışarıya bakıyordum ve işimi bitirip evine gidenleri görünce ne kadar şanslı olduklarını düşünüyordum ve ben gidebilecek miyim diye. Çünkü biliyorsunuz ölümler de çok konuşulduğu için herkeste öyle bir kaygı vardı. O sırada bu kaygının medya, sosyal medya üzerinden yalan haberlerle, işte çok ayrıntıya inilerek yapılan konuşmalarla büyütüldüğünü gördüm. Hem hastaların mahremiyet ihlaline yol açacak derecede toplumun yararı vurgusu altında insanların isimleriyle, yaşadıkları yerlerle deşifre edilmeleri ve bu damgalanmaya yol açıyordu sonuçta da. Gerçekten biliyorsunuz hani damgalanma bulaşıcı hastalıklar içinde HIV, verem için hep çalışılmıştı ama COVID de onlardan biri oldu. İşin ilginci, gerçekten hızla virüslü aile, işte siz virüsünüz, COVID'siniz vesaire ya da onun dışında Çinlilerin damgalanması vesaire, bunları görmek, damgalanma son derece sosyal bir konu biliyorsunuz ve insanların yaşamını çok zora sokmuş. Yani bir apartman boyunca şey yapamamışlar, yani yaşamlarını sürdürememişler ve onun dışında bir yandan da ekonomik olarak,
işe gidemeyince, ücretsiz izin almak zorunda kalınca, o rapor paraları yetmeyince ekonomik olarak da çok büyük sıkıntı ve özellikle rekabet gerektiren işlerde olanların hastalanmış bireyin işi olması nedeniyle çok ciddi kayıplara uğradığını gördüm. 51 hasta Türkiye'nin çok farklı yerinden. Mardin var, Diyarbakır var, Samsun var, Orhan Gazi var, İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, gerçekten çok farklı yerlerden meslektaşlarımın yönlendirdiği hastalarda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiler görüşmeyi. Çok yakın zamanda sosyologların bir toplantısında araştırmaların yapılması gerek. Sosyal etkileri ortaya koymak gerek ama güven sorunu olabiliyor. Ulaşmaya çalıştığımızda insanlar o güven sorunu nedeniyle yaşadıklarını paylaşmıyorlar diye söylediler. O sırada çok şanslı olduğunu düşündüm. Hekim kimliğim aynı zamanda hastalıklarını da sorabileceklerini düşündükleri için bana bütün yaşadıklarını anlatmalarına olanak tanıdı. Zaten kitabın arkasında da yazdım. Görmek, duymak ve bilmek bir sorumluluk yüklüyor. O duyguyla anlatıyorum. Görün, duyun, bilin ki boşuna yaşanmış olmasınlar. O cam duvarları, duvarların arkasını şeffaflaştırdığım yeri insanların gözleri önüne sermek istedim. Ve biliyor musunuz bir ay kadar oldu kitap çıkalı. Hekim arkadaşlarından çok güzel dönüşler oluyor. Evet. Çünkü başlıklardan biri mesela sağlık çalışanları arasında da var değil mi o? Dışlama eğilimi, yani hepsinde değil ama bir kısmında o dışlama eğilim, damgalama eğilimini okurken görebiliyorsunuz aslında. Evet, hem sağlık çalışanlarının bunu yapıp yapmadığını da sorduk. Aynı zamanda sağlık çalışanı hastalarım vardı. Onların çifte damgalanması, hem kliniklerde çalıştıkları için diğer hekimler ya da aile tarafından damgalanmaları, dışlanmaları çok gerçekten yüreğe dokunan yaşanmışlıklar, hasta ifadelerinden alıntılarla kendi sosyolojik tartışmamı zenginleştirmek, örneklendirmek istedim. Zaten işin içine hikaye girince boyut değişiyor, daha etkileyici oluyor ve görüşmecilerimden birisi iç sesimizi insanlara duyurduğunuz için teşekkürler dedi. Biz yaşadık, çok mağdur olduk, başkaları olmasın. Hekim arkadaşlardan okurken kendime ayna tuttum, yaptıklarımı düşündüm ve daha farklı bir hekimlik mümkün diye karar vererek kitabı bitirdim dedi. Hepsi benim için çok etkileyici çünkü sıralayacak olursak bir o yalıtım altında olmak, evde karantina derken lojistik destek nasıl kendilerini yaşamda tutabildiler, ev içinde önlemleri alabildiler mi alamadılar mı, bu mahremiyet ihlali var mı yok mu, dışlanma damgalanma ve aynı zamanda da aile ilişkilerinin arkadaşlarla ilişkilerin etkilenmesiyle ekonomik etkilenme, bütün bu konular tek tek başlıklar halinde hastaların anlattıklarıyla ele alındı. Peki bir de sonuç bölümünde aslında tavsiye niteliğinde bir yaklaşım var. Hani buradan bakacak olursak elbette kolay değil ama o damgalanmanın önüne geçilebilir mi? Yani işte mahremiyeti ihlalin önüne geçilebilir mi? Ya da her ne kadar COVID-19 uzun bir de psikolojik etkileri var. Yani işte olmasak bile öyleymişiz gibi hissettiğimiz, yani psikolojik olarak da bir gerginlik oluşturuyor herkesin üzerinde. Hani belki tam anlamıyla çözülebilecek bir şey değil ama genel olarak söyleyebilir miyiz? Önerilerden yola çıkarak bunun önüne geçilebilir mi? Mümkün olduğunca diyelim, tamamen ortadan kaldırılamayacak olsa da. Evet, yani özellikle tezde son bölüm yok. Orada olumlu yanlar, zorluklar ve öneriler şeklinde 3 gruba ayırdığım bir son bölüm yaptım. Teze koymadım, kitaba koydum. Sadece sözü hastalarıma vermek istedim. Eğitim önemli diye belirtiyorlar. Aslında bu böyle akademik eğitimden ayrı bir şey diye düşünüyorum. Hani o ailelerimizde de aldığımız ahlakla ilgili, değerle ilgili eğitim. Ve hepsini söyledi, bir gün senin olmayacağın ne belli dedim diyor.
Bunu herhalde empati en önemlisi. Empati karşısındaki kişinin yerine koyabilmek ve koyduğunu da ona hissettirebilmekle döngünün tamamlandığı bir beceri. Onu geliştirmek önemli. Yine bir okurumun söylediği empati konusunda çok değerli bir eser olmuş dedi. O zaman belki de hani okumak önerim olacak. O empatiyi geliştirmek için neler yaşanıyor ve işin ilginci hani damgalamadan muzdarip olan kişiler bunu ifade ederken bana vebalıymışım gibi, bana cüzdanlıymışım gibi davrandılar diyerek aslında onlar da bir damgalama söylemini tekrarlıyorlar. Bunun böyle iyice içimize sinmiş olması dikkat çekici. O zaman bir silkinip artık bu karşındakini dış görünüşle, geçirilen hastalıkla, cinsel yönelimle, herhangi bir zihinsel bozuklukla damgalamamanın bir kültür halini alması gerekiyor. Bu da zaman işi ama önce farkına varmamız lazım. Bu yaptığımızın damgalama olduğunu, bu yaptığımızın mahremiyet ihlali olduğunu, çünkü az önce söyledim, onun altını bir kez daha çizmek istiyorum, çok rahatsız olmuş insanlar. Ve biliyor musunuz, tez danışmanım dedi ki, aktif olarak çalışmaya devam ediyorsunuz, o zamandan bu zamana fark var mı? İşte damgalama konusunda, dışlanma konusunda, dedim mahremiyet ihlali. Fark var çünkü artık insanlar söylemiyorlar. Evet. İlk dönemde herkes yaptığı için birden evinden alıp 14 gün ya da işte 10 gün hastanede tuttuğumuz birisinin nereye gittiği pandemi döneminde hemen fark ediliyordu. Şimdi bir şekilde söylemiyorlar çünkü o damgalamanın yarattığı sorunları gördüler etraflarında. Kimseye bunu yaşatmaya hakkımız yok. Bir gün bizim hastalanmayacağımız ne malum? Bu da empati. Tek çaresi var. Karşımızdaki insanın yaşadıklarını anlamaya çalışarak ona karşı davranışımızı belirlememiz gerekiyor. Empati bir gün bizim de karşımızdan görmeye ihtiyaç duyacağımız bir duygu. O yüzden çoğaltmak zorundayız. Evet, ekonomik etkileri de yine önemli değil mi? Bir alışılagelen yaşamda alışılagelen ekonomik dengelerle çok ciddi bir değişme söz konusu. Mesela işini kaybedenler var burada. İşine ara vermek durumunda olanlar var. Ve mesela daha önce ateş ve ihanette ele aldığınız istifa eden sağlık çalışanları var. Hani bu açıdan ekonomik etkileri açısından bir değerlendirme yaparsak. Burada şunu söyleyeyim. Çalışmanın sonucunu yazarken bir kısıtlılık olarak bundan bahsettim. Tabii ki bu çalışmada 51 kişi iyi bir sayı. Birbirini tekrarlayan ifadeler geldiğinde artık hani çalışma dolgunluğa ulaştı diyorsunuz. Daha fazla kişiyle görüşmeniz gerekmiyor. Çok farklı ifadeler ve bir şeyi kapladılar. Bütünü kapladılar. Tekrarlar başlamıştı ama sonuçta interneti olup benimle online görüşebilecek kişilerle görüştüm ben. Bu merdiven altı çalışan, öğreti düzende çalışan birçok kişinin olasılıkla sesi olamadım demek. Sonuçta bir arada olmamız mümkün değildi ve bir topluluğun yaşadığından bir aynı tutmakla topluma ipuçları iletmek istiyordum. Bu amacı karşıladı ama dediğim gibi yani internet erişimi kendisinin olmayan ya da bir yakınında olmayan, bu yüzden benim görüşme şansı bulamadığım kişiler böylece muhtemel ekonomik olarak çok daha fazla etkilendiler. Ve bunu belki de yine devletin daha büyük kapsamlı araştırmalar şeklinde, çünkü TÜİK verileri var, onun üzerinden yapılabilecek derinlemesine araştırmalarla ortaya koyması, kırılgan grupları belirleyip değil mi, göçmenlere mesela ulaşamadım, dil bariyeri de onların internet erişiminin olmaması nedeniyle çok işimiz var, daha çalışacak çok grup var. Bu böyle bir geniş bir yelpazesi var. İşsiz olup cezaevinden çıkmış, annesinin yanında yaşayan bir görüşmeci, ev hanımı, çiftçi, işte hekim, hemşire
fabrika sahibi, böyle bir geniş yelpazesi vardı ama o kırılgan gruplar bunun dışında kaldı. İşin ekonomisi, etrafımızda da görüyoruz. Birbiri ardına kapanan iş yerleri, yerine yeni açılmaya çalışanlar, ne olacaklarının belirsizliği. İşin ekonomik boyutu bizim hazır olmadan bu pandemiye yakalanmamıza yol açtı. Üretime dayalı bir ekonominiz olmazsa ve borçlu yakalanırsanız, bu tip olağanüstü durumlar çok daha acı sonuçlar doğurur. Ders çıkarmalıyız. Evet. Üretime dayalı bir ekonomimiz ve borçsuz bir yaşam için çabamız olmalı. Bunu da alınacak dersler olarak belki hem ülke yönetiminin hem bizim bütün ölçeklerde altın harflerle yazmamız gerekiyor. Evet, ki hepimizi bu ekonomik boyutu da yakından ilgilendiriyor. Şimdi aslında az vaktimiz kaldı. Son olarak hani COVID-19'dan korunma ile ilgili önerileri de alacağım. Hani bundan sonraki süreçte öyle görünüyor ki bir süre daha devam edecek. Hani son hasta tedavi edilinceye kadar dediğimiz nerede orada bir durduk değil mi? Yani bu daha uzunca bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Onu en son konuşalım ama bir de teletıp konusu sizin bu dönemde o da ayrı bir konu aslında. Ama COVID'le bağlantılı olarak tıbbi sanırım ön görüşme yönteminde bir farklılığa da gittiniz. Bu, hani az önce görüştüğüm hastalar o 51 kişi aslında internet üzerinden görüşürdü ama bu aynı zamanda bir teletıp uygulamasının da devamı gibi. Yani teletıp diye bir yöntem kullanıyorsunuz. Evet. Aslında yani dünyada çok uzun zamandır bilinen bir yöntem. Ben bu konuyu özellikle görüşmeleri hastalarla sosyoloji araştırmam için yaparken gördüm ki ayrıntılı, ipuçlarına inen, her kişiye hak ettiği süreyi verip onun kendini rahat hissettiği bir ortamda anlatmasını sağlayan bir yöntemi kendi hekimlik pratiğime aktarabilirim. Çünkü burada şu an odamdayım, karşımdaki koltukta oturur da hastalar ve ben her hastayla 20-25 dakika o ilk görüşmede bütün ayrıntıları konuşurdum. Meslek, kullandığı ilaç, evcil hayvanı olup olmaması, sosyal ortamı, gerçekten hastalığın hem oluşmasına hem de artmasına neden olan etkenler. Biz dönem 1'deki öğrencilerden başlayarak hastadan anamnez almak dediğimiz bu tıbbi öykünün konuşulması ne kadar önemli olduğunu söyleriz. Ben şimdi 5 dakikadan uzun birisiyle aynı ortamda olmamak gerek diye geçti biliyorsunuz hep. Maskeniz olacak. Maske ciddi bir bariyer. Mimik yok. Onunla beraber işte kısa sürede yanında kalacaksınız. Mümkün olduğunca temas etmeyeceksiniz. Bu kaygıyla bunu yapma şansım neredeyse hiç yoktu. Ve videodan insanlarla konuşmanın iletişim becerileriniz yüz yüze de iyiyse video üzerinden de aradaki o cam ekranın neredeyse olduğunu unutacak şekilde iyi olabildiğini gördüm ve pandemi bitti den, daha doğrusu normalleşiyoruz dendi. Ben dedim ki benim yaptığım hekimliği aynı sistemde yapma şansım yok. O zaman ben o ilk görüşmeyi 45 dakikaya kadar uzayan görüşmelerim var. E-nabızdan tetkikleri inceliyorum. 1998'de bu yöntem göğüs hastalıklarında uygun bir yöntemdir diye. Ben o zaman uzman oldum diyorum. Bir sürü literatür var ve inanın önceki olağanüstü durumlarda, bütün salgınlarda teletıbbi söylenmiş, yapılsın denmiş, sonra unutulmuş. Ben dedim bu sefer bunun peşini bırakmayacağım. Binlerce hasta Türkiye'nin dört bir tarafından, sosyal medyadan bana ulaşıyorlar, hastanenin internet sayfasından randevu alıyorlar ve buradan görüşüyoruz. O da benim bir hekimlik pratiğime inanılmaz bir deneyim kattı. Önce bir direnç oluyor, ben bir sizi görsem diyorlar. Diyorum göreceksin, gelmen gerekiyorsa muayene, tetkik ya da tedavi için. Çünkü SGK ödeme kapsamına almadığından ücretsiz bu. Hastaneye gelmediği için ilaç da yazamıyorum. Hiçbir resmi kaydı yok. Ama ben bu hizmeti veriyorum. Korunma için hemen bağlayayım süremizde az kaldığından. Ben aslında böyle korunuyorum. Ve koruyorum da. Çünkü benim hastalandığım ve henüz semptomlarım olmadığı için bulaştırıcıyken o hastalarla görüşeceğim bir zaman da olabilir.
Yani ben böyle şey sudan çıkmış ak kaşık değilim. Hani mutluyum, hiç hastalanmadım ama bu kadar korunmanın sonucu aşılarımı her zaman tam oldum. İki Çin aşısının üstüne BioNTech aşımı da oldum. Ama maskeyi hiç çıkarmıyorum. Maske çok önemli. İki tarafın da takması önemli. Kimin hasta olduğunu bilemiyoruz. Daha böyle sevdiklerle beraber olunca onlar hasta değildir duygusu yaşanıyor. Beraber yemek yemek, özellikle maskenin çıktığı durumlar çok riskli. Açık havada yine de çok yakın olmadan mesafeyi koruyarak maskesiz bulunabiliyoruz. Havalandırma çok önemli. Kapalı yerlerde mutlaka çift taraflı havalandırmanın olduğundan emin olun, camlar açılsın. En az düşünülen şey bu. AVM'lerde tam etkin havalandırma yok çünkü dışarının havasını içeride dolaştırmanın çok ciddi bir enerji harcadığı söyleniyor. Kapalı yerlerde durmaktan, uzun süre durmaktan kaçınıp mutlaka maskeyi takmalıyız. Mesafeyi aramızda korumalıyız. Kimseyle çok yakın mesafede olmamalıyız ve el temizliği. Eğer dokunduğumuz yerlerde virüs varsa o deriden geçmiyor. En çok yanlış bilinen şeylerden bir tanesi bu. Ağzımıza, burnumuza, gözümüze sürdüğümüzde virüsün o kapılardan girmesine yol açıyoruz. Maskede de burun açık kalmasın. O da solunumun bir organı. Bunlara devam edeceğiz. Aşılansak da rehaveti sizler de görüyorsunuz ve her rehavet dönemi yeni bir dalgayla geldi. Henüz biz birinci dalgadayız aslında. O dalganın zirvelerini yaşıyoruz. Dört zirve yaşadık. Daha fazlasının olması, daha çok insanın sağlık sorunu yaşaması, ölmesi ve sosyal sorunlar yaşaması demek. Bundan korunmak elimizde. O yüzden bu bahsettiğimiz birinci gününden beri söylenen üstüne havalandırmanın önemi daha yakın zamanda fark edildi, eklendi. Bu önlemleri almaya devam etmek zorundayız. Sayın Ergur, çok teşekkür ediyoruz bakış açısına katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bana hem mesleğimle ilgili, hekimlikle ilgili konularda izleyicilerinizi bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için hem de cam duvarı buradan sizin aracılığınızla da okurlarına, potansiyel okurlarına duyurma fırsatı bulduğum için çok teşekkür Tekrar ederim. teşekkür ediyoruz. Ve efendim size de teşekkür ediyoruz. Bakış açısının sonuna geldik. Covid-19 Aralık 2019'dan bu yana hayatımızda pandemi devam ediyor. Ölümler devam ediyor. Hastalık yayılmaya devam ediyor. Tedbirler her zaman önemli. Önemini hiçbir zaman yitirmedi. Profesör Doktor Göksel Altınışık Ergur'la hem Covid-19 pandemisini hem de bu pandeminin sosyolojik etkilerini konuştuk. Cam Duvar Ardındaki Covid Hastaları kitabı aslında burada 51 kişiyle yapılmış görüşmeler var ve görüşmelerden edinilen bir sonuç, çıkarılan bir sonuçla birlikte işte Covid-19 pandemisinin sosyolojik etkileri özellikle sorduk kitapla ilgili sorularımızda. Ama onun dışında tabii de tekrar söyleyelim, pandemi devam ediyor. Tedbirler her zaman olduğu gibi önemini koruyor. Bakış açısını noktalıyoruz ama başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.